Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzaktan eğitim ev okul kampında Türkiye'de nüfusun yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Map kitabınızda sayfa 186 ile 190 arasında kitaplarınızı açın karşıma geçin ve güzel bir derse giriş yapalım. Ünite içeriğimiz nedir? Türkiye'de nüfus dedik. Nüfusun yapısal özelliklerini anlatacağız ama önceki derslerimizde Türkiye'de nüfusun alansal dağılışından bahsetmiştik. Hatırlarsanız bölgelere ayırmıştık. Marmara bölgesi, Ege, Akdeniz bölgesi. Bu alanlarda nüfusun fazla olduğu yerler neresi? Fazla olmasındaki temel sebep nedir? Bunlardan bahsetmiştik. Sonra Türkiye'deki nüfusun değişimi 1927'den 2020 yılına geldiğimizde nüfusun artışında azalışında etkili olan faktörlerden bahsetmiştik. Bugün de sizlerle birlikte Türkiye'de nüfusun yapısal özelliklerinden bahsedeceğim. Map kitabınızda sayfa 186 ile 190 arasındadır. Bugün ne öğreneceğiz? Türkiye'deki nüfusun özelliklerini, yani cinsiyet oranından bahsedeceğiz. Ortanca yaştan bahsedeceğiz. Nüfus artış hızı diyeceğiz ve nüfusun eğitim durumu diyeceğiz arkadaşlarım. Haydi bakalım o zaman hız kesmeden dersimize başlayalım. <laughs> Nüfus özellikle sınırları belirli bir alanda yaşayan kişi sayısına verdiğimiz kavram tanımıdır diyoruz ve yapısal özellikleri dediğimizde yani size bir ülkenin ya da bir alanın nüfusunun yapısal özellikleri dendiğinde bileceğin kısımda birincisi nüfusun yaş gruplarına göre dağılımıdır. Yani burada şunu yapacağız. Birazdan burayı çok güzel açacağız. 0-14 yaş grubuna sahip olan bireyler diyeceğiz. 15-64 yaş grubuna sahip olan bireyler diyeceğiz. Sonra 65 yaş ve üzerindeki gruba sahip olan kısım diyeceğiz. Sonra nüfus nüfusun cinsiyete göre dağılımından bahsedeceğiz. Yani diyeceğiz ki kadın nüfusunun oranı nedir? Erkek nüfusunun oranı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Sonra nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı diyeceğiz. Yani burada birinci ekonomik faaliyet grubu dediğimiz tarım. ikinci ekonomik faaliyet grubu dediğimiz sanayi. Üçüncü ekonomik faaliyet grubu dediğimiz hizmet sektörünün ülke nüfusundaki oranından bahsedeceğiz. Nüfusun eğitim durumu. Yani burada ne diyeceğiz? Özellikle okur yazarlık durumu okuma yazma bilip bilmeme durumundan bahsedeceğiz. Bir de nüfusun kır ve kent nüfus oranından bahsedeceğiz. Arkadaşlarım 2 4 5 tane kısımda bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bana bilgi sahibi verecek kısımlar neresidir dersek özellikle nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımı, nüfusun eğitim durumu, nüfusun kır kent oranı, yaş gruplarında özellikle 65 yaşın fazla olması ülkenin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi verirken nüfusun cinsiyete göre dağılımı gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi vermeyecektir bilginiz olsun. Şimdi geldik bunların hepsini teker teker biraz önce söyledik açacağız. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nedir dersek sevgili arkadaşlarım yaş gruplarına göre nüfusu 3 ayıracağız. Eğer ki bir kısım 0-14 yaş grubunu dahil edecekse ben buna genç çocuk nüfus yani aslında bu bağımlı nüfus olarak geçecektir bakmakla yükümlü olduğumuz kısım ikinci bağımlı nüfus nedir dersek 65 yaş ve üzerindeki kısım aynı ölçekte burası da arkadaşlarım ne olacaktır bağımlı nüfus olacaktır ancak orta kısımdaki 15-64 yaş orasın, arasındaki kısım ise dinamik ya da aktif nüfus ya da faal nüfus diyeceğiz. Birçok kavram tanımı vardır burada. Ve Türkiye'nin arkadaşlarım yaş gruplarına göre dağılımındaki orana baktığımızda 0-14 yaş grubu dediğimiz bağımlı yani çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %23,6'yı oluşturacaktır. 65 yaş ve üzerindeki yaşlı bağımlı dediğimiz nüfus toplam nüfusun %8,5'luk kısmını oluşturacaktır. Aktif nüfus dediğimiz 15-64 yaş arasındaki nüfusun ise toplam nüfusun ...arkadaşlarım %67,9'lu kısmını oluşturacağını söylüyoruz. Bakın buradaki önemli ifade şu. Bizim ülkemizde genç bağımlı nüfusun fazla olması doğumdaki artışla ilgili bir durumdur. Doğum artışı vardır. Yani nüfus artış hızımız fazladır diyeceğiz. Ayrıca 65 yaş ve üzerindeki nüfusun az olması ölüm miktarının da arkadaşlarım fazla olduğunu gösterecektir. Sağlık hizmetlerimizin gelişmesiyle birlikte 65 yaş üzerindeki nüfusun artış göstereceğini, eğitim hizmetlerimizin kırkent nüfusundaki oransal dağılımda kent nüfusunun fazla olması, doğumda arkadaşlarım azalışı bu da genç bağımlı nüfusun azalmasına sebebiyet verecektir. Unutmayın, bir ülkede özellikle Türkiye'de doğum oranında azalış 0-14 yaş grubunda azalışa sebebiyet verir. Ayrıca ölüm oranındaki azalış ise 65 yaş üzerindekiler kısmının da artışına sebebiyet verecektir diyoruz. İleriki dönemlerde arkadaşlarım dinamik nüfus yani aktif nüfus dediğimiz nüfusa da katılım azalacaktır. Ayrıca burada bir kavram var ortanca yaş nedir dersek ülke nüfusundaki kişilerin yaşlarını sıralıyoruz. Orta kısımda bulunan bizim ortanca yaşımızdır. Ne demek istiyorum? Mesela 5 kişi belirleyelim. Birinci kişinin yaşı 2 olsun. Diğerinin 3 olsun. 5 olsun. 7 olsun. 7, 12, 16, 15, 17. Bu da ne olsun? 8 olsun. 8, 15, 20, 25. Bunların yaşları toplamı 25 yaptı mı? Totalde kaç kişi var? 5 kişi var. O zaman 5'e böldüğümde ortanca yaşım ne olacaktır? 5 olacaktır diyoruz arkadaşım. Yani bu bizim ortanca yaşımızmış. Ve buradaki tarihsel süreçte 1950 yılından 2017 yılına geldiğimizde Türkiye'deki ortanca yaşa baktığımda bazı dönemlerde azalmış. 20'den 20 yaştan 19 yaşa düş Burada mesela nüfus artış hızında bir artış olmuş, doğum oranında bir artış olmuş. Yani genç nüfusa bir eklenme meydana gelmiştir diyebilirim. Sonraki süreçte hızlı bir şekilde bak 80'den 2000 yılına gittiğimde 24'e yükselmiş, sonra 29'a yükselmiş, sonra da 31'e yükselmiş. Yani bu bana neyi gösteriyor dersem dönemler içerisinde 1980 yılından 2017 yılına geldiğimde genç nüfus dediğimiz genç bağımlı nüfus dediğimiz 0-14 yaş grubuna sahip olan bireylerde bir artış yaşanmış azalış yaşanmıştır. Bununla birlikte hem dinamik nüfus hem de yaşlı nüfusta bir artış yaşanmıştır. Bakın ortanca yaşın yükselmesi 0-14 yaş grubundaki bireylerin azalmasıyla ilgilidir. Ayrıca 65 yaş üzerindeki yaş grubuna sahip nüfusun artmasıyla ilgilidir diyoruz. Ortanca yaş yükseliyorsa doğum oranında bir azalış vardır. Bu da gelişmişliğin göstergelerinden bir tanesidir diyoruz. Burada özellikle eğitim seviyesinin yükselmesi, kadının çalışma hayatına girmesi, evlilik yaşının yükselmesi ortanca yaşı arkadaşlarım artırmıştır diyoruz. Unutmayalım çok çok önemlidir arkadaşlar. Geldik ikinci kısım nüfusun cinsiyete göre dağılımı. Ne diyeceğiz burada? Bir kadın nüfus diyeceğiz, iki erkek nüfus diyeceğiz. Ancak genel olarak dünya ölçeğinde de bu durum böyledir. Türkiye ölçeğinde de bu durum böyledir. Kadın ile erkek nüfusu hemen hemen birbirini dengeleyecektir. Ve Türkiye nüfusuna baktığımızda şu anda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 159 bin arkadaşlarım. Yani 83 milyon dersek biz buna kabataslak nüfusumuzun sevgili arkadaşlar %50,2'lik kısmını kim oluşturuyormuş? Erkek nüfusu. Kadın nüfusu ise toplam nüfusun sevgili arkadaşlarım %49,8'lik kısmını oluşturacaktır. Yani buraya baktığımda genel olarak kadın ve erkek nüfusu hemen hemen birbirine yakın mı? Zaten aşağıdaki tabloda da 27 yılından 2017 yılına geldiğimde Kadın ve erkek nüfusunu göstermiş mi? Ve baktığımızda tabloya kadın ve erkek nüfusu hemen hemen birbirine eşittir diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebileceğiz. Ancak bazı durumlarda kadın nüfusunda fazlalık ya da erkek nüfusunda fazlalık cinsiyete göre böyle bir değişiklik meydana gelebilir. Nedir bu dersek? Birincisi arkadaşlarım savaşlar. Savaşlar sonucunda insanlar canlarını kaybettiğinde yani hayatlarını kaybettiğinde genel itibariyle savaşacak kesim erkek nüfus olacağı için arkadaşlarım erkek sayısında bir azalış kadın sayısında ise bir artış yaşanabilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında arkadaşlarım genel itibariyle durumun böyle olduğu zaman dilimleri bulunmaktadır. Ayrıca bu cinsiyete göre dağılım da bölgelere göre de farklılıklar olabilir. Neden dersek burada da göç yani ekonomik seviyeyi daha iyi hale getirmek, daha iyi yaşam standartlarına ulaşabilmek adına insanların bir yerden başka bir yere göç etmesi zorunluluğu doğabilir. Ve bu şartlar altında göç edecek kimdir dersek göç edecek erkek nüfustur. Erkek nüfusumuz arkadaşlarım bir yerden başka bir yere göç ederse... Göç ettiği yerde yani gittiği yerde erkek nüfusunda bir artış ama Göçe ilk başladığı yerde ise kadın nüfusunda bir artış olacaktır. Örnek vermek gerekirse, Türkiye'de göçü en fazla alan illerden bir tanesi İstanbul değil mi? İstanbul göç alıyorsa erkek nüfusu fazla olacak mıdır? Olacaktır. Mesela Türkiye'de göç veren yerlerden bir tanesi de Rize'dir. Ekonomik faaliyetlerin azlığına bağlı olarak eğer ki göç eden kısım erkekse Rize'de kadın nüfusu daha fazla olacak mıdır? Yani burada belirtmek istiyorum ki kadın ve erkek nüfusu evet ülke genelinde beraber yani eşit miktarda olabilir birbirine çok yakın olabilir ama bölge bazında parçaya indiğimizde kadın ve erkek nüfusu arasında farklılığın fazla ya da az olduğu durumlar olabilir bunlardan bir tane savaşlar dedik bir diğer göç dedik unutmayalım ciddi anlamda önemlidir sorunun gelip sizi zorlayacak kısımdır diyebiliriz bir diğeri nüfusun eğitim durumu eğitim ciddi anlamda önemli Bundan dolayı arkadaşlarım Cumhuriyet döneminden günümüze kadar eğitimle ilgili de birçok yatırımlar yapılmıştır. Okur yazarlık kampanyalarıyla ilgili arkadaşlarım okuma yazma bilmeyenler ile ilgili halk eğitim merkezlerinde okuma yazma etkinlikleri düzenlenmiştir, seminerleri verilmiştir, dersleri verilmiştir. Ayrıca zorunlu eğitimin arkadaşlarım 12 yıla çıkması okur yazarlık oranında artışa sebebiyet vermiştir. Ve burada ben 1927 yılından gene 2020 yılına hatta burada 2016 yılı diyelim şuradan 2016 yılına geldiğimizde ülkedeki okuma yazma bilen ve bilmeyen kısma baktığımda genel olarak 27 yılında okuma yazma bilmeyenlerin çok geniş bir bir dilim oluşturduğunu. Yani hemen hemen %80'lik kısmının okuma yazma bilmediğini, %20'lik kısmın ise arkadaşlarım okur yazar olduğunu belirtebilirim. Sonra eğitim hizmetlerimizin iyileşmesine bağlı olarak bu oran azalırken Günümüze geldiğimizde, 2016 yılına geldiğimizde okur yazarlık oranında ciddi anlamda bir artış yaşanmıştır ve 2016 yılında arkadaşlarım okur yazarlık oranımız %96,2 olmuştur diyoruz. Yani toplam nüfusumuzun %96.2'si okur yazardır. Bakın burada şunu düşünmeyin. Eğitim durumu kısmında okur yazarlık yani okuma yazma bilip bilmeme durumu tahsille ilgili bir durum değildir. Yani e, herhangi bir eğitim kurumundan mezun oldun olmadın değil. Hiçbir eğitim kurumuna gitmeyip de okuma yazma öğrenen bireyler de buranın içerisindedir ve unutmayın hiçbir eğitim kurumundan mezun olmayıp okuma yazma bilenlerin oranı Türkiye nüfusunun yüzde yirmisini kapsamaktadır arkadaşlar ve günümüzde bu oran gittikçe artacaktır. Ayrıca nüfusun eğitim durumundaki okur yazarlık oranı ülkenin gelişmişliği ile ilgili de bilgi verecektir. Neden dersek eğitim seviyesinin arttığını gösteriyor arkadaşlarım bu bize çok çok dikkat edin önemlidir bilginiz olsun diyoruz ve sonraki ifadede arkadaşlarım kır ve kent nüfusuna göre Türkiye nüfusuna bir bakacağız. Şimdi kırsal alanda sen ne yapacaksın önce bunu bilmen lazım. Kırsal alanda sen tarımsal faaliyetleri yürüteceksin. Kentsel alanda ise yoğun ölçekte sanayi ve hizmet faaliyetleri yürüteceksin. Hemen şunu düşün. Eğer ki bir ülkede sanayi ve hizmet dediğimiz yani kent nüfus oranı fazla ise bu ülkenin gelişmiş olduğunu gösterecek midir? Tabii ki de gösterecektir ama kır nüfusu eğer ki bir ülkede ciddi anlamda fazlaysa bu o ülkenin ne olduğunu gösterecektir. Geri kalmış olduğunu gösterecektir ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimizde 1927 yılında ülke nüfusunun çok büyük bir kısmı yani yüzde %80 80'e yakın bir kısmı kırsal alanda yaşıyor muymuş bak yeşille göstermişiz yaşıyormuş. O zaman bu noktada biz 1927 yılında tarım ülkesiyken aradan geçen zaman diliminde tarım ülkesi yerini sanayi ve hizmet ülkesine bırakmış mıdır? Tabii ki de bırakacaktır diyoruz. Peki aradan geçen bu yıllarda neler meydana gelmiş de sanayi ve hizmet ülkesi yolunda ciddi anlamda şehir nüfusumuz artmıştır dersek şöyle diyeceğiz. Özellikle Tarih 1950'li yıllar arkadaşlarım. Altyapıya ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Kalkınma hızının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz ve 1950 yılında arkadaşlarım tarımda makineleşme yani makineli tarıma geçiyoruz. Ama en bu ciddi anlamda çok tehlikeli bir durum. Neden dersek şundan dolayı arkadaşlar. Baktığımız zaman ülke nüfuzumuzun çok büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmıyor mu? O zaman bunlar iş gücü olarak tarımda ciddi anlamda bizim için önemli. Ancak ben makineli tarıma geçtiğimde düşünün biz 20 kişiyiz ve 20'miz de tarımda çalışan tarım işçileriyiz. Ve tarıma makineyi getirdik arkadaşlar. Tarıma makineyi getirdiğimizde bir makineyi sürecek. Yani traktör olabilir. Bu kamyon herhangi bir tarımsal gereç olabilir. Bunu sürecek bir kişiye ihtiyacımız var. Buna yardım edecek bir kişiye ihtiyacımız var. Hadi biraz daha vicdanlı olalım. Bir kişiyi daha alalım. 3 kişi makineyle birlikte çok rahat ölçekte tarımsal faaliyette işleri yürütebildi mi? Yürütebildi. Şimdi herkes dizildi. 3 kişi çalışıyor. 17 kişi ne yapıyor? 3 kişi alkışlıyor. Vay be bravo. Ne güzel çalışıyorlar dedik ve buradaki 17 kişi birbirine baktı diyor ki ulan bizim burada ne işimiz var işsiz kaldık o zaman benim ne yapmam lazım kente göç etmem lazım ve 1950 yılından sonra yoğun ölçekte kırdan kente göç yaşanmıştır ve o tarihten sonra arkadaşlarım bakarsanız kent nüfusunda ciddi anlamda bir artış vardır ve bu Tarihimiz 1985 olduğunda kır ve kent nüfusumuz eşitlenmiş. 85 yılından sonra yoğun ölçekli kent nüfusunda bir artış olmuştur. Bu hem kırsal alanda artan nüfusla birlikte meydana gelen işsizliklerdir. Ayrıca daha iyi hayat standartlarına ulaşma adına arkadaşlarım kent alanına kırsal alandan yoğun ölçekte göç olmuştur diyoruz. Bilginiz olsun. İşte buradaki Kent nüfusunun artması bizim doğum oranımızın azalmasına biraz önceki belirttiğimiz ortanca yaşımızın yükselmesine ayrıca eğitim durumumuzun da artmasına sebebiyet verecektir diyoruz. Bilginiz olsun çok çok önemlidir. Gelişmişlik düzeyi hakkında da bana çok iyi bilgiler verecektir bu durum. Tabii ki çalık gelişmişlik düzeyi hakkında en temel yorumu yapabileceğim kısım Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımı. Yani burası biraz daha uzun, enteresan bir isim olmuş ama aslında bizim daha rahat ölçekte şöyle diyeceğiz. Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı. Sektör dediği nedir dersek biraz önce belirttik. Tarım, sanayi ve hizmet. Tarım diyorsa bu birincil ekonomik faaliyet grubu olacaktır. Sanayi diyorsa bu ikincil ekonomik faaliyet grubu olacaktır. Hizmet diyorsa üçüncül ekonomik faaliyet grubu olacaktır diyoruz. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına geldiğimde 1927 yılı biraz önceki grafikten pay biçin. Bizim kır nüfusumuz ciddi anlamda fazlaydı. O zaman tarımda çalışan nüfusumuz da fazla olacak mıdır? 27 yılına geldiğimde tarımda çalışan nüfus ciddi anlamda fazla oranı. Sanayi ve hizmetli çalışanların oranı ise ciddi anlamda azdır. Şuradaki ifade yüzdelik yani e, yüzdelik dilimdir. Yüzde üzeri tarım sektöründe çalışırken çalışan nüfusun çok küçük bir kısmı ise sanayi ve hizmet sektöründe çalışacaktır. Ancak sonraki dönemlere baktığımız zaman Tarımda çalışan nüfusun oranı diğer sektörlere göre azalma göstermiş. Sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranında ise arkadaşlarım ciddi anlamda bir artış yaşanmıştır diyoruz. Özellikle bu artışın net bir şekilde gözlendiği kısım neresidir dersek 1985 yılı sonrasıdır. Çünkü insanlar 1985 yılı ve sonrasında arkadaşlarım yoğun ölçekte kırdan kente göç etmiştir. Ayrıca şuradaki süreçte 1950 yılı ve sonrasında da tarımda makineleşme ile birlikte meydana gelen is noktasında arkadaşlarım kırdan kente göç yoğun olarak yaşanmıştır. Kentte de yapacağın ekonomik faaliyet grubu ikinci ve üçüncü ekonomik faaliyet gruplarıdır. Bu da arkadaşlarım gelişmişlik düzeyleri hakkında bize bilgi verecektir. Unutmayalım gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanların oranı çok fazlayken geri kalmış ülkelerde ise arkadaşlar tarım sektöründe çalışanların oranı çok fazladır. Hemen şöyle yazıyorum bakın tarım sektöründe çalışanların oranının fazla olduğu bir ülke geri kalmış bir ülke. Hizmet sektöründe çalışanların oranının fazla olduğu bir ülke ise gelişmiş bir ülkedir diyorum çok ince ayrıntı ama çok çok önemlidir arkadaşlar bilginiz olsun şimdi geldik konu ifadesinde Türkiye'nin nüfus piramidine Türkiye'nin nüfus piramidine baktığımda genel itibariyle tabanın daraldığını söyleyebilirim. Yani alt kısmın daraldığını, üst kısmın ise kısmen genişlediğini söyleyebilirim. Şimdi bir piramidimizde önceki derslerimizi şöyle bir hatırlayın. Alt kısım daralıyorsa doğan çocukta bir azalma var mı? Var. O zaman tabanın daralması doğumun azalmasına sebebiyet verecektir. Doğum Azalmıştır diyorum biraz sonra burada bunun işte yorumunu yapacağız burada öncelikle grafiği yani piramidi iyi analiz edersek yorumu şurada çok rahat ölçekte yapacağız İkincisi piramidimizin üst kısmı genişliyorsa burada ölüm azalacak mıdır ölümde azalacaktır diyoruz şimdi gelelim yorumumuza diyor ki bak eğitim seviyesinin yükselmesi bir. Evlilik yaşının artması 2. Kadının iş hayatına girmesi, şehirleşme nedeniyle piramidimizin tabanı daralmakta. Bak, doğumun azalmasının temel sebebi neymiş? Eğitim seviyesinin yükselmesiymiş. Evlilik yaşının artması, kadının iş hayatına girmesi, kırdan kente göç yani şehirleşmenin artması arkadaşlarım primedimizin tabanını daraltmakta. Yani demiş ki doğum oranı azalmakta. Ne dedik biz? Üst kısım genişlemekte. Yani ortalama yaşam süresi ne yapıyor? Uzuyor. Neden üst kısım ölüm azalıyor dersek şundan dolayı burada da sağlık hizmetleri ne yapacaktır? Gelişecektir arkadaşlarım. Bu da ülkemizin gelişmiş ülke yolunda emin adımlarla yoluna devam ettiğini gösteriyor. Yani piramit kısmını bu noktada böyle yorumlarsak soru köklerinde çok çok rahat ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım bugünkü konumuzu öğrendiysek sorularımızla konumuza devam edelim. Sıfırdan ona coğrafya soru bankamızdan almış olduğumuz güzel bir sorumuz. Eğer ki kitaplarımızı temin etmediyseniz YouTube'da internetten kitap nasıl alınır videomuz var. Videomuzu izleyerek bu güzel kitaplarımıza sahip olabilirsiniz. Biri diyor ki piramide göre Türkiye'nin nüfus piramidinden yapısal özellikleri tahmin edildiğinde gelişmekte olan ülkeler grubunda yer aldığı söylenebilir. Şimdi bak sanayisi hızla gelişti ki piramidimizin tabanı daraldı. Eğer ki piramidimizin tabanı daralıyorsa doğum oranında bir azalış var mıdır? Çok güzel tabii ki de vardır. Buna göre diyor Türkiye'de son 15 yılda aşağıda verilenlerden hangisi azalmamıştır diyor. Bak öncülün olumsuz kısmını ne yaptım? Daire için aldım ki dikkatimden kaçmasın. Doğum oranı azaldı mı? Taban daraldı. Tabii ki de azalacaktır. Bebek ölüm oranı azalacaktır. Çünkü sağlık hizmetleri iyileşecektir. Doğal koşullara bağlılık azalacaktır. Çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz artık. Nüfus artışı azalacaktır. Çünkü tabanımız daralıyor. Ortanca yaş azalmayacaktır, artacaktır. Çünkü eklenen kişi sayısı azalıyor. Ortanca yaşımız 23'ten 26'ya ya da 26'dan 29'a doğru yükselecektir diyoruz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır arkadaşlarım. Bir diğer sorumuzda ya, yanda bir ne verilmiş? Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı verilmiş. Ve bize diyor ki soru bu dağılıma bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Genç nüfus oranı azdır diyor. Türkiye nüfusu yaşlanmıştır diyor. Bağımlı nüfus oranı toplamı aktif nüfustan azdır diyor. Genç nüfus yaşlı nüfusun 3 katından azdır diyor. Toplamda 80 milyon nüfus vardır diyor. Şimdi baktığımızda. Toplamda 80 milyon nüfus vardır ifadesini bu grafikten ben çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Ama şunu biliyorum. Türkiye'nin nüfusu 83 milyon. Yani 80 milyon nüfus yuvarlarsam vardır ama bu grafiğe göre bunu ne yapamayacağım? Yorumlayamayacağım. Ha burada ben neyi öğrendim? Burada ben şunu öğrendim. Grafiği sadece grafikteki bilgileri bu soruda yorumlamam lazım. Yani ekstra bildiklerimi işin içerisine katarsam soruyu kesinlikle yanlış yaparım. Bana burada ne verildiyse onu cevaplayacağım. Genç nüfus yaş nüfusun 3 katından azdır diyor. Genç nüfus hangisi? Genç nüfus burası. Yaş nüfus hangisi? Yaş nüfus burası. Bakıyorum genç nüfus yaş nüfusun 3 katından az mı? Fazla. 7, 3, 21 yaptı. 21'den daha fazladır. O yüzden buna da ulaşamadım bağımlı nüfusun toplamı. Yani 25 ile 7'yi topla 32. ikileri de topla 32,4 yaptı mı? 32,4 yaptı. Hemen şuraya şöyle %32,4 dedim diyor ki bana bağımlı nüfusun toplamı aktif nüfustan azdır. Aktif nüfus hangisi? %67,2 değil mi? %67,2'yi yazdım. Toplamı aktif nüfustan daha az değil mi? Az olacaktır. O yüzden cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Türkiye nüfusu yaşlanmıştır diyor. Bu ifadeye bakarak bilemem ama bir sonraki yılda bana aynı şekilde bunun ikinci grafiğini verirse bu yorumu da yapabilirim. Genç nüfus oranı azdır diyor. Hayır, genç nüfus oranı fazladır her dört kişiden biri genç nüfus içerisindedir diyoruz arkadaşlarım. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Unutma verilen tablo dışında hiçbir bilgiyi buranın içine karıştırma. Karıştırırsan kesinlikle yanlış cevaba gideceksin bilgin olsun. Geldik bir diyor soru gene tablolu bir soru. O yüzden biz ekstra bildiklerimizi bir kenara atarak sadece tablodaki bilgilerden yorum yapmamızı istiyor. Diyor ki soru bize. Türkiye'de çalışan nüfusun sektörlere göre da alımına bakarak birinci ekonomik faaliyet tarım demiştik. ikinci ekonomik faaliyeti sanayi. Üçüncü ekonomik faaliyeti hizmet demiştik. Ve buna bakarak aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Olumsuz öncülümü ne yaptım? Daire içine aldım. Çünkü dikkatimden kaçmasın. Diyor ki 2010'da 2010 yılına geldiğimizde her 4 çalışandan biri tarım ve tarıma bağlı sektörlerden gelir elde eder diyor. %100 olursa %25 dörtte biri olacaktır. O zaman buna ne yaptım? Ulaştım. B şıkkına baktığımda 2017'de hizmet sektöründe çalışanlar 2017'ye geliyorum hizmet sektöründe çalışanlar sanayide çalışanların yaklaşık 2 katıdır diyor 27 çarpı 2 54 o zaman B seçeneği de doğru oldu C'ye geldiğimde 2010 yılından 2017 yılına gel gelindiğinde hayır hemen bakıyorum 2010 yılından 2017 yılına gelindiğinde tarımda çalışanların sayısı azalmıştır diyor ya buraya baktığımda evet azalmıştır ama burada ben şunu bilmiyorum. Nüfus kaç milyon? Nüfusun milyon olarak ifadesi verilmemiş. Sadece buradaki ifadede ekonomik faaliyet gruplarına göre bulunan kişilerin yüzdelik kısımları verilmiştir. O yüzden sayı ile ilgili hiçbir şeyi oran ifadesi kısmında yorumlayamayacağım. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlarım ve devam ettim. Bir diğer sorumuz arkadaşlar Türkiye nüfusunun çeşitli yıllara ait kırsal kentsel nüfus oranları tablosuna bakılarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir demiş. Haydi bakalım. Kırsal nüfus, kentsel nüfus, kırsal nüfusta bir artış yaş, azalış yaşanmıştır. Kentsel nüfusta ise bir artış yaşanmıştır. Buna göre bir bakalım. 1990'da kentlerde doğum oranı daha fazladır diyor. 90 yılına baktığım zaman kentsel nüfus daha fazla ama bu bana doğumun fazla ya da az olduğu hakkında hiçbir yorum vermeyecektir arkadaşlar. 1940 yılında kentsel nüfus oranı 1940'a bakıyorum. Kentsel nüfus oranı 2000 yılı kırsal nüfus oranından fazladır diyor. Kentsel nüfusu yaptım. 2000 yılında kırsal nüfusa baktım. Fazla olmayacaktır. Az olacaktır diyoruz. Gitti. C seçeneğine baktığımızda C seçeneğinde kentsel nüfusta en büyük artış 1940-50 yılları arasında olmuştur diyor. Kentsel nüfustaki en büyük artış 40-50 yılları arasında mı? Tabii ki de hayır. Buradaki 92 bin yılları 2000-2010 yılları arasında olmuştur diyoruz. Yanlış oldu. 1980-1990 yılları arasında kentsel nüfus, kırsal nüfusu geçmiştir diyor. Bakıyorum 80'den 90 yılına geldiğimde kentsel nüfus, kırsal nüfusu geçmiş mi? Tabii ki de geçmiştir. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır arkadaşlarım. Geldik bir diğer sorumuz. Milyon kişiliği ifadede kadın ve erkeğin yıllara göre değişimi verir. ...ve diyor ki yukarıdaki çeşitli yıllarda cinsiyete göre kır kent nüfuslarını gösteren tablo verilmiştir diyor. Kent nüfusunu gösteren tablo, kır nüfusunu gösteren tablo. Buna göre diyor 1980-1990 yılları arasında köylerde kadın, bak ayrıntıyı yakala... ...kentlerde erkek nüfusunun daha fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur diyor. Şimdi bir yerde kadın nüfusu fazlaysa oradan erkeklerin gittiğini bir alanda erkek nüfusu fazlaysa oraya da erkeklerin geldiğini gösterecektir. Bu iş durumuyla ilgili bir durumdur. Yani insanlar bir yerden başka bir yere ne yapacaktır? Göç edecektir. Ha o zaman buldum. Bu süreçte arkadaşlarım kadın ve erkek nüfusunda böyle farklı olmasını sağlayan temel durum göçlerle ilgili bir durumdur diyoruz. Arayacağım kelime göç. Hemen şöyle bir kelime kısmına bakalım. Ne diyor? Savaş nedeniyle erkek nüfus kaybı olmayacaktır. Genç erkek nüfusun kırdan kente göçü diyor kelimemizi bulduk. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. Köylerin kente dönüşmesi olmayacaktır. Sınırların değişmesi olmayacaktır. Çünkü ülke içerisidir. Mülteci göçlerinin yaşanması olmayacaktır. Arkadaşlarım ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle güzel eğlenceli bir ders işledik. Karşınızda ödüllü soru cevapları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kolay gelsin iyi çalışmalar.